Kendini keşfet yolculuğunda 14. gündeyiz sevgili dostlar. Kendimizi sevmek temasıyla başladığımız bu yolculukta 21 günlük serüvenin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz artık. Ve kendini sevmek temasıyla yine yürüyeceğimiz bir yolda bugün de sizlerle birlikte buluşuyoruz. Bugün anlatacaklarımı dinlemeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz tekrar bugüne hoş geldiniz. 14 günlük süreçte neler yaptınız, neler yaşadınız bilmiyorum ama özellikle bireysel danışmanlıklarla ilgili çalışmalar yaptığım tüm danışanlarımdan çok güzel geri bildirimler alıyorum. Ve gerçekten kendini bulma yolculuğunda atmış olduğunuz her adımın size geriye pozitif, maksimum nitelikte güzelliklerle geriye döndüğünün bildirimlerini alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu 14 gün sürecinde neler yaptık sizlerle birlikte? Öncelikli olarak değişimi kabul ettiğimizi, değişimi algılamaya, almaya açık olduğumuzu, bununla birlikte azat edebilmeyi, yani bizi aşağıya çeken tüm duyguları azat edebilmeyi ve tabii ki korkularımızla yüzleşmeyi, zihnimizin sınırlamalarını kaldırmayı ve öfkemizi serbest bırakmayı, bununla birlikte kendimizi daha çok sevmeyi ve farkındalıklarımızı geliştirmeyi öğrendik. Geçtiğimiz 2 haftalık sürecin içerisinde, özellikle son hafta, 2 gün affetme çalışması yaptık sizinle birlikte. İçimizdeki çocukla buluştuk, içimizdeki çocuğu affettik, ondan özür diledik. Sonrasında çevremizde, zihnimizde, beynimizde bizi engelleyen tüm durumları, duyguları ve olayları affetme seanslarıyla pekiştirerek kendi özgürlüğümüze doğru bir adım daha yol kat ettik. Korkularımız, zihnimizin sınırlandırmaları dedik. Öfkelerimiz, bizim bugüne kadar, geçmişten bugüne kadar yaşadığımız, zihnimizde bastırdıklarımız ve bize yol almamızı engelleyen duygularımızdır dedik. İfade etmeyi seçtik. Susmaktan, onları içimizde biriktirmekten, sindirmeden hayatımızın içerisinde bir yol almaya çalışmaktan vazgeçmeyi seçtik ve yepyeni bir ben olma yolculuğunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bundan sonra çok az bir yolumuz kaldı. Yine bir affetme seansımız olacak, affetme çalışmamız olacak sizlerle birlikte bundan sonraki günlerde. Tabii ki bununla birlikte ilişkilerimizi, stressiz bir hayatı nasıl edinebileceğimizi ve bolluk berekete hayatın her alanında sadece parayla değil, tüm unsurlarıyla bolluk berekete nasıl kavuşacağımıza dair çalışmalarımız olacak. Ve 21 gün sonunda ben sana yeni sene hoş geldin demeye hazır olacağım. Evet, eğer bugün hazırsan gel şimdi aynanın karşısına. 14 gün boyunca neler yaptık, bunları şöyle bir konuşalım. Senden isteyeceklerim var, onları da aynanın karşısına geçtiğinde gerçekleştireceksin. Hadi gel. 14. gün ayna çalışmasındaki en önemli mottomuz işte buradayım dünya. Yani ben yeni ben olarak, olmak istediğim ben olarak buradayım diye aynanla konuşmanı istiyorum öncelikli olarak. Ve kendine teşekkürlerini bildirmeni ve kendini takdir etmeni istiyorum. Çünkü 14 gün boyunca yapmış olduğum bu yolculuk çok da kolay bir yolculuk değil. İnsanın aynada gözlerinin içerisine bakıp kendine seni seviyorum demesi kadar zor bir şey olmadığını ilk günkü ayna çalışmasından itibaren fark ettin. Belki bu sana zaman zaman saçma geldi. Belki aptalca geldi. Belki de o aynanın karşısında arkana bakmadan uzaklaşmak istedin ama başardın. Ve şimdi sen işte buradayım dünya diyebilecek kadar kendini güçlü hissediyorsun. Bugün yine çocukluk yaşlarından seni en mutlu eden fotoğrafını bulmanı istiyorum ve bu fotoğrafını aynana yapıştırmanı istiyorum. İşte atıyorum bir Luna Park'ta geçirmiş olduğun harika bir günün sonunda çektirmiş olduğun bir fotoğraf olabilir. Bir tatil anından kalan bir fotoğraf olabilir ama bir çocukluk fotoğrafın olsun. O fotoğrafa baktığında nasıl bir ruh haline bürünüyorsan yine aynı ruh haline bürünmeni ve o fotoğrafla konuşmanı isteyeceğim. Bu çocukluk fotoğraflarımızı, albümlerimizi karıştırmaktan zaman zaman çekiniriz. Çünkü orada yaşadığımız duyguları artık kaybettiğimizi düşünürüz ya. İşte bunları tekrar geriye çağırmak için çok önemli yöntemlerden bir tanesidir bu. O yüzden seni en mutlu eden çocukluk fotoğrafını bul ve aynana yapıştır. Biraz sonra o çocukla tekrar konuşacaksın ve ona muhteşem olumlamalar göndereceksin.
Şimdi çocukluğunda seni en çok mutlu eden o fotoğrafı banyo aynana yapıştırdım ve onunla konuş. Odur o haldeki, o yaştaki halinde kendini nasıl hissediyorsun? O mutluluğu tekrar içinde hissetmeni istiyorum. Ve lütfen ona şu olumlamaları söyle. Seni seviyorum, güvendesin. Tüm korkularımı, tüm öfkelerimi azat etmeye niyetliyim. Ve işte şu an tam karşımda olan sen gibi olmaya açığım kelimelerini, olumlamalarını tekrarlamanı istiyorum. Çünkü sen o zamanki halinde gerçekten saf sevgi ve saf mutlulukla yaşıyordun. Şimdi ona dönmenin tam zamanı. Çünkü ancak kendini saf olarak sevdiğinde, saf mutluluklara ulaştığında ve yaşadığın her şeyden almış olduğun bilgileri kendine tecrübe olarak edinerek daha sonrasında onların yol göstericiliğiyle hayata devam etmek inanılmaz güzel bir duygu. O yüzden bugün seni seviyorum, güvendesin, tüm korkularımı azat ediyorum, tüm öfkemi serbest bırakıyorum ve ben gerçekten içimdeki çocuğun hissettiği gibi mutlu bir çocuk olmaya, mutlu bir yetişkin olmaya niyetliyim olumlamalarını defalarca kez tekrarlamanı istiyorum senden. Ayna çalışmasının hemen ardından tabii ki yazma egzersizimiz var. Ajandamıza her gün ayna çalışmasının ardından bir yazma egzersizi gerçekleştiriyoruz biliyorsun. Ve bu yazma egzersizinin çok değerli olduğunu seninle paylaşmıştım daha önceki videolarda. Çünkü her gün yeni bir gelişim kat ediyoruz ve her gün yeni bir artı değer katıyoruz hayatımıza. Şimdi 7. gün sayfana gitmeni istiyorum. 7. gün sayfanı bir aç bakalım, oku. Orada neler paylaşmışsın? O günkü hissettiğin duygu durumu neymiş? O ilk 7 günlük ayna çalışmasının sonucunda neler hissetmişsin? Ve şimdiki, yani bugünkü yaptığın çalışmanın ardından neler hissettiğini, hangi duygularının değiştiğini ya da neleri daha kolaylıkla yaptığını yazmanı istiyorum. Ve bu çalışmada 14 gün boyunca seni en çok zorlayan şeyler nelerdi? 7. gün neler zorlamıştı? Onlara bir bak. 14. günün sonunda bu yapmış olduğun çalışmaların içerisinde hangilerini daha kolaylıkla, hangilerini daha hızlı bir şekilde çözebildiğini ve daha kolaylıkla yapabildiğini lütfen yaz. Eğer hala aynanın karşısında seni zorlayan durumlar var ise bu durumları tespit et ve bu durumlarla ilgili yeni olumlamalar yaz. Bugün ve yazma egzersizini tamamla. 14 gündür yaptığımız çalışmalarda esas amaç kendimizi yeniden sevmeyi öğrenmek ve bununla birlikte kendi muhteşemliğimizi kabul etmek. Bizler zaman zaman yaşadığımız tüm olayların içerisinde kendi muhteşemliğimizi, kendi başarımızı, kendi güzelliğimizi, kendi özgürlüklerimizi unutuyoruz ve bize empoze edilenleri yaşamayı seçiyoruz dedik hep. İşte artık kendi muhteşemliğinizi görebilmenin zamanı geldi ve siz de bu farkındalıkla zaten bu yolculukta benimle birliktesiniz. Bugünün kalp düşüncesi olsun senin için. Ben kendi muhteşemliğimi sonsuz olarak kabul ediyorum düşüncesi senin bugünkü kalp düşüncen. Ben muhteşemim, ben mükemmelim, ben değerliyim, ben azat etmeye niyetliyim, ben seviyorum ve ben seviliyorum cümleleriyle geçirdiğin bu 14 günlük yolculukta değişime benimle birlikte yürüdüğün için sana teşekkür ediyorum. Bence sen de kendine teşekkür et ve kendini bundan dolayı takdir ve tebrik etmeyi de unutma bugün. Yarın yine bir affetme çalışmasıyla seninle birlikte olacağım. Affetmek kendini özgürleştirmektir dedik daha önceki videolarımızda. Bugün biraz daha bu ilişkiler ve sevgi konusuyla ilgili altyapı çalışmalarını oluşturup bir affetme çalışmasıyla daha yolumuza devam ediyor olacağız. Yarına dek kendine çok iyi bak. Muhteşemliğinin ve mükemmelliğinin keyfini çıkar. Kanalıma abone olmayı unutma. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutma. Ve bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutma. Yarın görüşmek üzere 15. günde. Kendine çok iyi bak. Seviliyorsun.